Sağ olasın Mert. Hangi yavru İsmail? Engin sorma, dün geceki felaketin izlerini silmeye çalışıyorum. Bak kanka, felaketin izlerinden kalanlar. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz bütün kuşlar satılıktır. İster toplu, ister tek, ister takım. Hepsi satılıktır. Bakın böyle bir takım ispir var satılık. Böyle ön tepe sabuniler var. Böyle bir tane Nudi ala var. Kuşun sahibi de izliyor şu anda. Kuşu biliyor. Thank you.
Engin, Nudi Alan'dan biraz bahsetmek ister misin kardeşim? Engin, sen rahat ol. Yalan olan bir şey yok kardeşim. Bizde laf ağızdan çıkar. Bak. Gördün mü? Gördün mü Engin? Var mıymış yalan olan bir şey? Sen şimdi yavruyu mavruyu bırak. Sen Nudi Alan da Sabuni Alan'dan bahset bak. Ne yaparlar, ne ederler, nasıl oynarlar, kaç saat uçarlar, kaç dönerler. Böyle isteyene bakıcılar. Böyle 10 numara bakıcılar var. İspirler, postalar. Uçurayım adrese teslim olsun değil mi? Ben değil, yerimiz yakın, alan arkadaş uçursun. Gerek yok, buradan çık oraya gel falan filan şimdi. Ne gerek var? Kuşçuluğu bırakıyorum Engin. Hepsini Ferhat Civan'a vereceğim. Bak izliyor şimdi o da. İki takım, üç takım. Üç takım da değil. İki takım kuş bırakacağım. Aynen kanki, bakacağız hangisi bizim için hayırlısıysa onu yapacağız. İsteyen özelden bana ulaşabilir. Kuşların hepsi ortada. Böyle dev gibi ispirler var, postalar var. Şekeri postalar,
tipler, bakıcılar, böyle oyun kuşları var. Nuhudi alalar, sabuniler, sinekli maviler. İsmail'e 1000 lira da ben vereyim. Kıçına don alsın, öyle söyle. Varsa 1000 liradan ben alırım bu kadar kuş. İsmail kuşları biliyor. Sıkıntı yok Engin, sen de biliyorsun. Sen bildiğin kuşa 1000 lira veriyorsan ben hiçbir şey demiyorum sana. Ne oldu şimdi? 1200 mi oldu? Adam Pierre Cardin'den giyiniyor. Adam Pierre Cardin'den giyiniyor. Normaldir. Kıçındaki donun daha pahalı olması. Kemal abi. Sen seversin bak. Böyle fazla gelişmişler sende çok var. Evet, başka fiyat yok mu? 1200'de mi kaldık? Yüzde kaldık o zaman. Ben de Ferhat gibi yapayım. Evet, arttıran var mı? Arttıran. Şaka bir yana 21-22 tane kuş var. Hepsi toplu gider. 10 tane falan, 12 tane falan bir bakıcı var. 9-10 tane mardin var. Mardinlerin 3-4 tanesi çok iyi oyunludur. 2 tanesinin sahibi zaten şu an izliyor. İsmail'in cebinde akrep var Engin. Atmaz o elini cebine. Ona hazır ver yesin. Ekmek var, yiyecek mi de hemen gelir. Bakın böyle bir takım bakıcı ispir var. Ama bunlar yem düşmanı, bilginiz olsun. Bir kaldırsana da Engin, buradaki kuşların çoğu buraya daha yeni çıktı. Bir kaldırırsan facia olur. Bak bir dünya posta var. Hepsi dışarı daha yeni çıktı. Hayvanlar artık esir etmeyeyim dedim içeride. Kaçan kaçar dedim. Hepsini saldım hayvanlar. Bir taş toprak yesin. Kendine bir gelsin hayvanlar. Yemin ediyorum bayram ettiler. Evet, yanlış duymadınız. 21 tane kuş 300 TL. İçlerinde 3-4 tane çok iyi oyunlu var. Böyle takım ispirler var. Şekeri postalar var. Ondan sonra sabuniler var. Sinekli mavi ayna kuyruklar var. Var da var.
Kanki kaldırayım da çatının dışına fırlıyorlar. Az önce bir tane firar etti zaten. Sabun ayna kuyruk fırladı buradan. Kuş karşıda takılıyor. İsteyene sahiplendiririz. Kaldır diyorsun da kanka, nerede o? Senin için onu bir kaldıracağım da bir bulmam lazım. Onu önce bir bulmam lazım. Ha, buldum Engin. Bu senin Nudin Engin. Kuşların içinde bu da var arkadaşlar. Sabuni alan da burada. Dediğim gibi 21-22 tane kuş var. Alıcısın hayırlı olsun, 300 TL. Engin duyar mısın 300 lirayı? Sağ olasın Muhtar Karakaya. Böyle posta yavrular var. Tam 20 tane mi? 20, 21 tane. 22 de olabilir Engin. Engin, pazara gitsem sadece şu bir takım ispiri 80'i 100 liraya satarım bak. Bak yumurtaya erkek ensede. Bak posta yavrular var daha. Bak böyle bir tane posta mı, Bağdat mı, ne diyeyim artık bunu, öküz gibi bir şey. Az önce Nude alayı gördün zaten. Sabuni ala dişiyi de sen biliyorsun. Şöyle sinekli maviler var içinde. Ayna kuyruğu var, düzü var. Aleyküm selam Ömer Atasoy. Evet, yanlış duymadınız. 300 TL 21 tane kuş. Hepsi de sağlık olarak, şöyle bir şey söyleyeyim. İçlerinde tek kırgın olan budur. Posta, kara posta dişidir. Onun harici keyifsiz olan kuş yoktur içlerinde. Zaten görüyorsunuz hepsi taşa. Hepsinin keyfi yerinde. Yiyip içip yatıyorlar. Almak isteyen özelden ulaşabilir. Yer Ok Meydanı Kasımpaşa. Elden teslim de olur, gönderim de olur. İstanbul dışı 50 TL gönderim ücreti vardır. Fakat 22 tane kuş olduğu için muhtemelen 2 koli olur. 100 TL alırlar. Bilginiz olsun. Bu da meşhur sabuni ala dişi. 1,5-2 saat uçar, 5-6 döner. Kendim de gözlerimle izledim. Kuşun sahibi de şu an canlı yayında zaten. Akabinde burada çok iyi bir kuş daha var. Onu da göstereyim size. Kapının ağzında bir sinekli mavi ayna kuyruk var. O da çok iyi bir kuştur. Uçuran onunla da zevk yapabilir. Onun dışında ön tepe sabuni var. Gördüğünüz gibi.
Yok, şebap yok kardeşim. Şebap yok. Böyle bir düz dişi sabuni var. Şu kuşu kaldırmak istiyorum ama burada oynar mı bilmiyorum. Şunu da bir kaldıralım bakalım ne yapacak. Bakalım ne yapacak. Ömer Atasoy, ben vereyim numarayı, sen ara. Müsait olduğunda. Yazıyorsan söyleyeceğim. Yazıyorsan yazıyorum da ona göre söyleyeceğim numarayı. Ali Arslan, kostümü yok bu işin. Biz üretmeye başlıyoruz, üretiyoruz. Bir anda kuşun piyasası düşüyor. O yüzden en mantıklı olan bırakmaz. Bırakmak kuşu. 0544 678 1211. Adım Turgay. Yazdın mı Ömer Atasoy? Aynen doğrudur. Doğru yazmışsın. Arkadaşlar daha ne istiyorsunuz? Pazara gitseniz şu kuşların takımına 80-100 lira para isterler. Bakın. Bunlar da o 20 tane 21 tane kuşun içinde olan kuşlar ha, yanlış anlamayın. Bakın daha cik cik postaları var. Zıpkın gibi. Yani daha ne diyeyim? Parasında değilim. Parasında olsam pazara gider, takım takım satarım. Oruç abi gel beni kurtar şu postalardan. Aleyküm selam. Habib Ağacı, ben postadan anlamam. Ben postadan anlamam. Ama şu posta orijinal. İspirin dişisi orijinal. Erkeği değişik bir şey. Bağdat mı artık? Ne olduğunu ben de bilmem. Böyle bir Arap var. O da ne? Bağdat mı posta mı onu da bilmem. Şekeri posta orijinal. Onun dışında bir çakmaklı posta dişi var burada. O orijinal. Yani. Ömer Atasoy, anlamadım. Yazım pek anlaşılmıyor.
Sen geleceksin, kuşları indireyim diyorsun. Doğru mu? Doğru mu anladım? Ömer Atasoy, sen kuşları alacaksın, indir dedin. Doğru mu anladım, yanlış mı? Bir teyit edersen kuş satışını bırakacağım. Kendi kuşlarım kalsın. Abi Bağca, dediğim gibi postadan anlamam. Anladığım kadarıyla 2-3 tane gözümle gördüğüm orijinal var. Bir alaca posta var yavru. Bir şekeri posta var. Bir çakmaklı posta var. Bunlar artık orijinal mi nedir ne değildir onu da anlamam. Bunların içinde 9-10 tane de mardin var. Sinekli maviler, sabuniler. Hudi ala, sabuni ala, maviler. Arkadaş, düşünen herkes beni özelden yazabilir. Numaramı da yazdım. Ulaşabilir. Değerlendiririz. Herkes Allah'a emanet olsun.